ya 2023'ü sadece bir yılla tarif etmemek adına şunu söylemek isterim. Özellikle hani Türkiye'de Kürt halkının 100 yıldır yaşamış olduğu inkar ve asimilasyon politikalarının en derinleştiği dönemi yaşamış olduk. Özellikle 2015 yılından sonra aslında devlet aklı yeni bir aks tanımı yaptı. İşte Türkiye tarihinde Kemalizmin bu kadar baskın olduğu bir süreç 2015 yılından itibaren aslında özellikle AKP iktidarının eliyle de bir Erdoğancılık ya da Erdoğanizm denilen bir döneme geçiş yaptı. Ve bu dönemde de aslında en büyük savaşın yürütüldüğü, en büyük düşman politikasının yürütüldüğü kesimlerin başında Kürtler geliyor. Kürtlerin bulunduğu bütün alanlara dönük aslında saldırılar var. Belki şöyle söylemek lazım, yani Kürtlerin elinden alınan şeyler nelerdi? Bir kere varlığı, yani 100 yıldır varlık mücadelesi veren Kürtler halen daha varlığı tartışılır bir konumda. Kürtlerin eğitim hakkı, ana dil hakkı ellerinden alınmış durumda. Kürtlerin siyaset yapma hakkına ciddi müdahaleler var ve kriminalize ediyor şey hakkı. Ekonomik adaletten yoksunluklar var ve geldiğimiz aşamada en derini de Kürt halkının gömülme hakkının bile elinden alındığı bir zaman dilimiyle karşı karşıyayız. Bunun birçok sebebi sayılabilir elbette ki ama belki kuruluş kodlarına baktığımızda hani bu tekçi aklın Erdoğan eliyle çok daha derinleştirerek devam ettiği bir döneme tekabül etti. Tabii biz 2023 yılında özellikle de aslında önemli bir seçim geçirdik. Bu seçime giderken de ciddi bir muhasebenin özellikle Kürt halkının mücadelesi varlığı açısından ciddi bir muhasebenin yapılması gerektiğine dair çalışmalarımız yürüttük ciddi bir anlamda. Ve kritik bir seçimi de geçirdik. Peki biz seçime giderken neler yaşadık? Seçime giderken 2015 yılında Türkiye'de demokratik siyasetin ne kadar Türkiye'deki halklar açısından, başta Kürt halkı olmak üzere ne kadar alan açabildiğini, ne kadar karşılık bulduğunu gözlemlediğimiz bir süreçte 2023'te neredeyse hani bu siyasetin kendisi ki ismi Halkların Demokratik Partisi'ydi. Partinin kapatılması, partinin işte hazinesine bloka kararı alınması, bu parti çalışmasını yürüten binlerce arkadaşımızın seçilmişlerle dahil olmak üzere gözaltına alınması, tutuklanması, daha doğrusu hani demokratik siyaset alanına dair elimizdeki bütün mekanizmaları neredeyse hani karşısına alan, bununla ilgili müdahalelerde bulunan bir iktidarla karşı karşıyaydık. Seçimlere doğru giderken Türkiye'de hani bütün toplumsal sorunlar, ekonomik sorunlar, ekolojik sorunlar, kadın sorununa dair en güçlü ve en alternatif siyaset hattını savunan bir partinin varlığı elbette ki bu ulus devlet aklı için bir tehlikeydi. Ve seçime giderken de aslında Kürt halkının ve birlikte siyaset yürüttüğü bileşenlerin seçime girip girmemesinin bile tehlikeye düştüğü bir zaman dilimi yaşadık. Yeni bir partiyle seçime girmek durumunda kaldık. Seçim sonuçları bence bugün yapacağımız analizlerin yeterli olmayacağını düşünüyorum. Belki bir 10 yıl sonra çok daha detaylı konuşabileceğimiz başlıklar olabilir bunlar. Ama o seçecek güç olarak varsa aslında varlığını çoktan ispat etmiş, siyasetini kabul ettirmiş, bununla ilgili bütün hak ve taleplerinin de arkasında durmuş çok güçlü bir Kürt direnişi var. Damgasını vuranın da bu olduğunu düşünüyorum 2023 yılı esasıyla. Tecrit uygulaması aslında bir rejim haline getirilmek isteniyor. Belki buradan başlamak lazım ve tecritin kendisi sadece sayın hocaların aile görüşünden, iletişim hakkından, avukat görüşünden yoksun olması değil. Sayın hocaların varlığının kendisi aslında bu devlete 100 yıllık Kürt gerçekliğini hatırlatan en önemli şeylerden birisi. Dolayısıyla biz bu dönem için hani bir tecridin kırılmasından değil, tam tersine sayın hocaların özgürlüğünün sağlanması üzerinden söylemlerimizi kurarak bir kampanyayı başlatmış olduk. Peki niye önemli? Şunu söylemek lazım. Devlet aklının kendisi ya da mevcut iktidarın kendisi ki devletin direksiyonunda bugün kendileri oturuyor. Kürt halkının diline dair, varlığına dair, siyasetine dair karşılaştığı her şeyde şunu görüyor. Bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalıyor aslında. Açıkça söyleyelim hani 1900, yani Türkiye Cumhuriyeti kurulurken esasını oluşturan şeyler aslında kongreler. En önemli kongrelerden birisi yani meclisin kurulma kararını aldığı kongrenin kendisi de Erzurum Kongresi. Ve bu Erzurum Kongresi Kürtlerin varlığı sayesinde, Kürtlerin desteği sayesinde gerçekleşmiş bir kongre. Ve o kongreden sonra işte meclisin kurulmasıyla birlikte Türkiye coğrafyasında bulunan hakların da temsilinin olduğu bir
meclis aslında kurulmuştu. Yalnız 1924'e geldiğimizde 21 Anayasası çok kıymetli. Hani bugün ihtiyaç duyduğumuz anayasa için yeterli olmasa bile hani nüvelerini taşıyan en demokratik anayasalardan birisi. Ancak 1924'e geldiğimizde yeni bir anayasayla o dönemin o demokratik özelliklerini taşıyan anayasa lağvediliyor ve tam tersine bugünkü tekçiliğin inşasını kuran bir anayasayla karşı karşıya kalıyoruz. 21 ile 24 arasında 3 yıllık bir kayıp dönem var. Ve aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi kayıp yılıdır. Sadece Kürt halkı ve diğer halklar için söylemiyoruz bunu. Hani ne oldu da bu hale geldi? Tabii ulus devlet paradigmasının kendisinin zorunlu kıldığı şeylerdi. Çünkü esasen bir devlet bütünlüğü, sınır bütünlüğü meselesi biraz da bunun üzerinden inşa edildi. Peki biz bugün ne durumdayız? Kurucusu olduğumuz bir cumhuriyetten dışlanan, yok sayılan bir kimliğe bürünmüş durumdayız ne yazık ki. Şimdi bu yüzyıllık muhasebe içerisinde Kürtlerin bu kadar direnişçi olması, bu kadar mücadeleci olması ve bu mücadelenin bugün itibariyle bir kazanına bürünüyor olması çok kıymetli. Şimdi yaşadığımız, daha doğrusu İmralı'da sürdürülen teşhidin kendisi aslında bir halkın yüzyıllık mücadelesini de temsili, haklı taleplerini de temsili. Neler yaşadık? 2013-15 yılına geldiğimizde aslında bir çözüm ve müzakere süreci yaşandı. O dönemde Kürt halkının haklı taleplerini kriminalize eden hava değişti. Ve halkın, Türkiye'de yaşayan bütün halklar bugüne kadar kriminalize edilen, işte yok sayılan, aslında bunlar Türktür denilen bir kimlikle yeniden buluşmuş oldular. Çünkü şöyle bir sorun var Türkiye'de. Halklar birbirini birbirinden tanımıyor. Devlet aklıyla tanıyor. Devlet aklı ne diyorsa ne yazık ki onu görüyor. Peki bugün yaşadığımız tecrit bir anlamda yüzyıllık inkarın bir devamıysa ve hapsedilen şeyi, Kürt sorunun çözümü ise buna dair mücadele etmesi gereken aslında her birimiz. Çünkü biz Sayın Öcalan'ın özgürlüğünü talep ederken bir fiziki özgürlükten bahsetmiyoruz. Teşhidin kırılması demek esasen Kürt sorunun çözümünde demokrasiye dair bir kapının aralanması demek. Ve bugün Türkiye'de sadece Kürtler değil, Türkiye'de yaşayan bütün halklar, emekçiler, kadınlar ciddi bir demokrasi talebiyle bir araya gelme koşullarını yarattılar. Çünkü bugüne kadar bütün mücadele alanlarını karşı karşıya getiren devlet aklı özellikle 2015 yılından itibaren bunu başaramıyor. Yani biz Türkiye'nin demokratikleşmesinin Kürt sorunun çözümünden geçtiğini biliyoruz. Bunda ısrar ediyoruz, bunun mücadelesi yürütüyoruz ve Kürt sorunun çözümünde de esas muhatap olan Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün çok kıymetli olduğunu tekrar tekrar ifade ediyoruz. Çözüm sürecinde açığa çıkan çok önemli veriler var. Bir, milliyetçiliğin ortadan kalkmadığı ama dozunun azaldığı bir süreç yaşadık ki ulus devletler milliyetçilikle besleniyor. Ulus devlete güvenen iktidarlar, ondan beslenen iktidarlar da aslında milliyetçilikten besleniyor. Bir yüzyıllık inkarı sadece Kürtler değil, Kürtler dışında herkes ifade etmeye başladı. Bu da ulus devletin kendisini ve onun iktidarını zayıflatan bir konuma düştü. Yine çok önemli bir refah düzlemi yaşandı esasen ekonomik anlamda. Çünkü bu ülkenin bütçesinin çok büyük bir bölümü savaşa aktarılıyor. Ve yürütülen savaş da Kürtlerle yürütülen bir savaş. Ekonomik refahın olması insanlarda başka bir hava yaratmış oldu. İşte bütün bunların toplamında baktığımızda kendisini ulus devlet dinamiğiyle donatan bir iktidarın bundan yararlanabilmesi mümkün değildi. Tam da seçimlerde %13 bandını geçmişken ve Türkiye'de siyaseti belirleyen bir noktaya gelmiş olan siyasi parti iktidara şunu gösterdi. İktidarı zayıflattı ve iktidarı ittifaksız siyaset yapamaz hale getirdi. Bütün bunların yaratmış olduğu kaybın kendisi elbette ki iktidarı çözüm sürecinden, müzakere sürecinden vazgeçmeye, ulus devlet paradigmasını devletin bürokratik bütün mekanizmalarıyla yeniden inşa etmesine götürdü ki 2015 yılından beri yaşadığımız sürecin bütün şiddet politikası da esasen bundan besleniyor. Dolayısıyla demokrasi dediğimiz şey bugün iktidarların sahip çıkacağı bir şey değildi. Ama Kürt sorunun çözümü bir gerçek demokrasinin tesisine dönüşeceği için buzdolabına kaldırmakla şey yaptı devlet, politik hattını devam ettirdi. Ama hani hem Kürt halkının kendisi hem de ortak mücadele yürüttüğü dostlarının kendisi bu ısrarından vazgeçmedi. Bugün şuna ihtiyacımız var esasen. O dönemde yürütülen müzakere sürecinin kendisinde devlet çok yer kapladı. Devlet aklı çok yer kapladı. Belki o dönemde toplumsal akıl devrede olmuş olsaydı sonucun böyle olmasını daha güçlü bir şekilde engelleyebilirdik. Bugün yürüttüğümüz kampanyanın kendisi de esasen devleti beklemeksizin, devlet aklını beklemeksizin toplumun bütün bileşenlerinin, bütün kesimlerinin bu sürecin öncüsü olabileceğini anlatmaya ve onlarla birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Çünkü barış meselesi, demokrasi meselesi
sadece bir devlet meselesi değil, esasen aslında bir toplumsal mesele ve toplumun gücü öncülüğünde gerçekleşirse kalıcı olma ihtimali çok daha yüksek. Türkiye'de alternatif siyaseti ve demokratik siyaseti yapan tek ad aslında Kürtlerin öncülüğünü yaptığı siyaset. Yani bugün DEM Parti ve Demokratik Bölgeler Partisi, niye öyle diyorum? Bütün siyasetler devletli siyaset yapıyorlar. Devletli siyasetin kendisi de ulus devlet aklından benimsendiği için mesele Kürt sorunu olduğunda herkes aynı yerde hizalanıyor. Çözüm ve müzakere sürecinde belki de bu sürece en çok zarar veren tutumlardan birisi, ana muhalefet partisinin yürüttüğü tutumlardan birisiydi. O gün kuracağı tek bir söz, evet Türkiye'de bir Kürt sorunu var ve bununla ilgili çözüm konusunda biz de bu sürece dahil olmak istiyoruz sözünün kendisi bugün çok daha başka bir Türkiye'yi karşımıza çıkarabilirdi. Ama ne yazık ki işte o devletçi siyaset aklının kendisi bütün bu sınırlamaları beraberinde getirdi. Şimdi Sayın Öcalan sadece Türkiye ve Orta Doğu açısından değil ya da Kürt sorunu açısından değil, bir bütün kapitalist sistemin yaratmış olduğu tahribatları birebir tespit eden ve bunlarla ilgili de çok ciddi çözüm önerileri sunan projelere sahip. Bunu en iyi de devlet biliyor. Çünkü o müzakere sürecinde birebir görüşmeleri yürüten devlet aklı o dönemin kendisinde hem Orta Doğu'da hem Türkiye'de nasıl bir hava değişikliğinin açığa çıktığını çok çok iyi gördü. Dolayısıyla bir güç aslında Öcalan. Hani hem bu sistem karşıtı mücadelenin kendisinde hem de ulus devletin bugün bu kadar krizlerle boğuşan ulus devlete karşı alternatif bir sistem sunuyor ve bu sistem Rojava'da hayat buldu. Mesela bugün Rojava'ya dönük yapılan saldırıların kendisini de bu akıldan ve bu projeden bağımsız ele alamıyoruz. Rojava'da ne yaşanıyor? Farklı kimliklerde insanlar, herhangi bir kayyum aklından kastım şu, bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz resmi dilin kendisi bir kayyum, resmi tarihin kendisi bir kayyum, sadece belediyeler üzerinden tanımlamayalım. Bunların hepsi bir kayyum ve Sayın Öcalan'ın projelerinin hepsi esasen bu kayyumun kendisine de bir müdahale. AKP iktidarını da bir bütün aslında biz Türkiye'ye atanmış bir kayyum olarak da tarif ettiğimizde buradan baktığımızda bu projenin kendisi ve ulus devlet krizlerine dönük çözümleri sunuyor olması elbette ki bu teşhiti derinleştiriyor ve sürdürülmesini zorunlu hale getiriyor. Ulus devlet aklı ve AKP iktidarı açısından. Ne olacak? Sayın Hoca'dan özgürlüğüne kavuştuğunda bu projeler hayat bulduğunda ki Rojava'da buldu. Bütün bunlar aslında ulus devletin kendisiyle, iktidarın kendisiyle, devlet aklının kendisiyle bir yüzleşmeyi, dolayısıyla bir değişimi, dönüşümü gerekli kılacak. Devlet aklı buna hazır değil. O yüzden toplum ne kadar güçlü olursa biz bu süreçten sonuç alabilecek durumdayız. O yüzden de aslında toplumu bu sürecin birer öznesi haline getirmeye çalışıyoruz. Esas hava değişikliğinin kendisi bahsettiğiniz, 100 yıllık inkar ve asimilasyonda çok ciddi delikler açacak bir tartışma yürütüyoruz aslında bu başlıkta. 2023 seçimleri aslında Türkiye'deki bütün siyasi partileri kendi içine döndüren bir sonuç açığa çıkardı. Ama bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yürüten sadece Yeşil Sol Parti ve bugün DEM Parti oldu. Şöyle hem seçim sürecinde yürüttüğümüz çalışmaların kendisi, daha doğrusu seçimin bir bütün çalışmaların kendisine dönük partiyi birlikte kurduğumuz halkımızın ciddi eleştirileri vardı. En çok açığa çıkan eleştirilerin başında da aslında halkın partiye ulaşma, iletişim kurma, karar alma süreçlerine dahil olmasına dönük mekanizmaların zayıflaması ve unutulmuş olmasıyla alakalıydı. Çünkü şöyle, yani defalarca söylemekten imtina etmeyeceğiz. Bu parti, bu gelenek Ankara'da masa başında kurulmuş değil. Tam tersine halkın emeğiyle açığa çıkan bir parti. Niye? 90'lı yıllara kadar Kürt halkı kendi siyasi tercihlerini işte o zamana kadar olan siyasi partiler üzerinden götürdü. Ama 90'lı yıllara geldiğimizde Kürt halkı Türkiye'de bir siyasi irade olarak kendi kimliğiyle, kendi değerleriyle bir demokratik siyaset hattı ördü. Dolayısıyla biz o eleştirilen her birini halkın bu kendi partisini sahiplenme süreci olarak gördük. Partinin bürokratikleşmiş olmasına dönük eleştiriler vardı. Halkla kurulan temaslarda zayıflığa dönük eleştiriler vardı. Bütün bunların hepsini bize söylemiş oldular. Biz de bu sürecin gereği olarak öz eleştirimizi vermiş olduk. Ve tam da bu aşamada gittiğimiz yerde seçim süreçlerinde gördüğümüz şey şu. Halk bu süreci sahiplenecek. Yani genel seçimlerde bıraktığımız bütün eksiklikleri giderecek şekilde çok demokratik bir müdahalede bulunmuş oldu halk. Kendi emeğine, kendi partisine sahip çıkmış oldu. Bizim de hani bu anlamda halkla temasımızı, diyaloğumuzu, iletişimimizi arttıracak
yeni mekanizmalar değil ama var olan mekanizmaları güçlendirmek yönünde ve yüzümüzü daha çok halka dönmek yönünde sonuçlar çıkardık. Yerel seçim sonuçlarında, yerel seçimin kendisinden de bütün bunların sonuçlarını alabileceğimize inanıyoruz. Evet, 2020 yılı itibariyle aslında Demokratik Bölgeler Partisi Kürdistan'da ve Kürt halkın yaşadığı bütün yerlerde daha güçlü örgütlenme kararı aldı ve ona dönük de çalışmalarını yürüttü. DBP'den bağımsız şeyi söylemek isterim. Türkiye'de en çok karşı karşıya olduğumuz sorunlardan birisi aslında örgütlenme sorunu. Örgütlü olmayan halkın kendisi aslında haklı taleplerini bile savunma mekanizmalarından yoksun bir hale geldi ki 2015 yılından beri aslında AKP'nin en çok üzerinde durduğu şeylerden birisi de halk örgütlenmesiydi. Halk örgütlenmesine dair attığımız bütün adımları, yaptığımız bütün çalışmaları kriminalize etmekten geri durmadı. Ve geldiğimiz aşamada özellikle bu genel seçimlerde açığa çıkan bir tablodan bahsetmek isterim. Halk muhakeme yeteneğini kaybetmiş duruma getirildi AKP'liyle. Yani neredeyse bir örnekle ifade etmek isterim. Yaşadığımız ekonomik krizin kendisini işte muhalefet partilerine bağlayan bir akıl var ne yazık ki. Dolayısıyla örgütlenme meselesi DBP için ne kadar önemliyse bütün mücadele alanları için çok kıymetli bir yerde duruyor. Yeni dönemde evet hem örgütlenme çalışmalarımızı güçlendirme, Kürt halkının bir bütün hani kendi haklı talepleri etrafında örgütleme, aynı zamanda diğer toplumsal alanlarla da aslında bu örgütsel bağ kurmaya ihtiyacımız olduğunu gördük. Şimdi biz seçimlere giren partimiz yani DEM Parti'nin en güçlü bileşenlerinden birisiyiz. Biz ne kadar güçlü olursak DEM Parti'nin alacağı sonuçların kendisi de, yürüteceği faaliyetin kendisi de o kadar güçlü olur. Dolayısıyla o bileşen hukuku gereği de Demokratik Bölgeler Partisi'nin güçlü olması diğer alanlara da çok bağlayıcı bir yerde duruyor. Ve biz seçim sonuçlarını da aslında Demokratik Bölgeler Partisi'nin başarısından da bağımsız ele almadık. Örgütlülük durumundan da bağımsız ele almadık. Dolayısıyla öncelikle işlerimizden birisi örgütlenme. Buna müteakip ne yapacağız? Özel savaş politikaları çok yaygın bir şekilde yürütülüyor. Özellikle Kürdistan'da kadın ve gençlik üzerinden. Buna dönük bir farkındalık çalışması yürütmek durumundayız. Hani buna eğitim çalışması da diyebiliriz, bilgilendirme çalışması da diyebiliriz. Bu çalışmayı önemsiyoruz ve güçlü bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Yerel seçim çalışmalarına paralel olarak. Diğer bir başlığımız ise AKP iktidarı yaklaşık 2015 yılından beri bütün sokak etkinliklerini, özellikle kendisinden muhalif söylemleri açığa çıkaracağımız bütün sokak eylemliklerini çok keyfi bir şekilde yasaklıyor. Yani benim anayasal anlamda, yasal anlamda güvence altına alınmış olan hakkımı kullanmaktan bile imtina eden zorlayıcı bir tutum içerisinde. Bir hukuksuzluk ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Diğer bir çalışmalarımız da aslında örgütleme çalışması yürüttüğümüz halkımızla birlikte demokratik eylemlikleri gerçekleştirebilmek. Ekonomik krizden tutun ekolojik krize, kendi hak ve taleplerimizden tutun kadın sorununa kadar bizi ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bütün başlıklarda demokratik eylem hakkımızı da güçlendirecek bir formata kavuşmamız gerekiyor. En önemli başlıklarımızdan birisi de kadın mücadelesi. Çünkü AKP hani Kürt düşmanlığına paralel kadın düşmanlığında çok ciddi hem mekanizmalarıyla hem de söylemleriyle yürütmeye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, işte nafaka hakkına göz dikilmesi, bugün geldiğimiz aşamada kadın beyanı esastır sözünden çıkıp neredeyse kadınlardan kanıt isteyecek bir formülasyonla yeni düzenlemeler yapmasına karşı çok ciddi bir mücadele hattı örmemiz gerekiyor. Kürdistan'da yani Kürt Kadın Hareketi'nin kendisi de, Türkiye Kadın Hareketi'nin kendisi de çok önemli bir şeye işaret ediyor. Bugün üzerine konuştuğumuz üçüncü yolun kendisi, yani farklılıklarına bakmaksızın kurduğunuz ana yol neyse, demokratik hat neyse onda yan yana gelmeye başarabilmiş olmak kadın mücadelesinin bir başarısı. Dolayısıyla biz üçüncü yolun kendisini aslında kadın mücadelesiyle kurduk, açtık, o yolda devam ediyoruz. Kadın mücadelesini de aslında hem Türkiye'deki kadınlarla buluşturan hem de aslında kadınların kazanımlarını koruyan ve geliştiren bir hattı devam ettireceğiz. Eş başkanlık sisteminin kendisi hedefte, eşit temsiliyetin kendisi hedefte. Bütün bunlara dönük de hani bu kendi kazanımlarımızı nasıl güçlendirebileceğimize dair ciddi tartışmalar yürüteceğiz. Biliyorsunuz hem siyasi parti hem de yerel yönetimlerde fermuar sisteminin kendisi, eşit temsiliyetin kendisi ve eş başkanlığın sisteminin kendisi siyaseti toplumsallaştıran çok önemli hatlardan birisiydi. Bunu da hem savunmak hem de daha güçlendirmek için bir yol haritamız olacak. Krizlerin hepsini Türkiye'de, Kürdistan'da tek tek yaşıyoruz. Yani
ekonomik krizin kendisini, ekolojik krizin kendisini, kadın mücadelesine saldırısını daha sayamayacağımız birçok başlığı. Dolayısıyla hani 2023 yılından gördüğümüz güç kaybeden bir iktidarın bütün bu krizleri derinleştirmek üzere bir politikat yürüteceğini gösteriyor. 2024 yılına giderken hem örgütlenme çalışması açısından hem de mücadele alanları açısından bu toplumsal karşı duruşun hem daha büyük bir şekilde ortaklaşması hem de daha güçlenmesi gerektiği kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Öncelikli olarak bunu yapmak gerekiyor. İkincisi, hani Kürt sorununun çözümsüzlüğü açısından ne kaybedecek zamanımız ne de kaybedecek değerimiz var. Bu anlamda hani teşhide yönelik yürüttüğümüz kampanyanın kendisi çok kıymetli. Biz bu kampanyayı sadece Kürt halkının yürüttüğü bir kampanya olarak düşünmedik ya da öyle yürütmek istemiyoruz. Türkiye'deki aydınların, yazarların, o dönem sorumlu kalmış olan akil insanların ve evet Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyebilen herkesin içinde olabileceği bir kampanya çalışması yürütmek istiyoruz. Çünkü az önce de ifade ettim, Tecrit'in Kürt sorunun çözümsüzlüğünde ve demokratik olmayan bir Türkiye'de ne kadar ağırlıklı yer kapladığını ifade etmiş oldum. Diğer bir mesele yerel seçimler. Yerel seçimler deyince özellikle Kürdistan'da söyleyeceğimiz en büyük başlık Kayyum'un kendisi. Kayyum bir AKP başarısı değil, tam tersine AKP'nin Kürdistan'da kaybettiğinin göstergesidir, başarısızlığının göstergesidir. Bunun kendisi bile yerel seçimlerde bütün çalışma arkadaşlarımızın bir seferberlik ruhuyla bu çalışmaya katılmasını ve gerçekten demokratik yerel halkçı belediyeciliği yapmak isteyen bütün yol arkadaşlarımızın da bu süreçte aday adayı olarak ya da emek vererek bu süreci sahiplenmesini gerektiriyor. Dolayısıyla geride bıraktığımız 100 yıllık Cumhuriyet'in 2. yüzyılında 100 yılda yaşadıklarımızı yaşamamak için biz bütün arkadaşlarımızı bu sürecin aktif öznesi olmaya davet edelim. Gerçekten başarabileceğimiz bir zaman diliyoruz.